Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler diliyorum. Şimdi arkadaşlar, son birkaç videomu, eğitim videosunu sadece tablolar halinde sessiz bir şekilde paylaşıyorum. Olduğu gibi, ham haliyle. Ben herhangi bir yorum getirmiyorum. Grafikler üzerinde görselleri seslendirmiyorum. Geçmişteki videolarımda yeni gelen arkadaşlar geçmişteki eğitim videolarını incelerlerse orada her bir kalemi yani önemli ana başlıktaki kalemleri açıkladım. Hem sözel olarak sesli hem de yazılı olarak paylaştım. Şimdi daha önceki abone arkadaşlar o eğitim videolarından almış oldukları bilgi doğrultusunda bu sessiz videoları kendileri değerlendirme becerilerini görmek istiyorum. Yani ezbere değil de yani birileri size yol göstermemeli artık arkadaşlar. Benim asıl amacım yani bu kanalı açmamdaki amaç bu. Yani birilerini noter artık kılmayın. Şimdi bunu yönde sorular da geliyor. Bu hisse fiyatın, bu hisse nasıl, bunu kaç liradan alalım? Arkadaşlar şimdi bakın, bu soru borsayı hiç bilmediğini gösteriyor bu arkadaşımızın. Yani borsada 2 artı 2 eşittir 4 değil arkadaşlar. Bunu bana sorduğunuz bu soruyu cevaplayabilmem için bu hissenin tahtanın sahibi benim olmam lazım. Ben olmam lazım. Şimdi takdir edersiniz ki borsayı bilenler bu konuda artık tartışmasız bilgi sahibidirler. Bazen borsada hisse senetleri ederinin çok altında işlem görebilir. Bazen ederinin çok çok üstünde işlem görebilir. Bazen de ederinde işlem görebilir. Yani burada önemli olan finansal verileri doğrultusunda şirketin geçmişten günümüze kadar sergilediği performans göz önünde bulundurularak yani bir tek bilanço dönemiyle bir şirketin iyiliğine veya kötülüğüne karar verilemez arkadaşlar. Bilançoların dönemsellik özellikleri vardır. Bazı dönemlerde o büyümeyi, o performansı sağlayamayabilirler. Niye? Dönemsellik, mevsimsellik açısından. Bazen de işte böyle olağanüstü durumlar olabilir. Dolayısıyla aynı performansı sergilemezler. Ama önemli olan genelde şirketin yönetimidir, sevk ve idaresidir. O krizleri atlatabilme, üstesinden gelebilme becerisidir. Ve krizlerdeki güçlü likidite, güçlü finansallara sahip olması krizleri daha hasarsız atlatmalarına kolaylık sağlar. Önemli olan geçmişten günümüze kadar sergiledikleri performanslar doğrultusunda tayin yapabilmektir, öngörülü olabilmektir. Bu öngörüleri de nereden edineceğiz? Şirketin gelmiş geçmiş performansından ve finansal verilerinden. Dönem dönem şirketler her zamanki aynı istikrarı, aynı büyümeyi, aynı satış karlılığını, aynı satış hacmini üstünde veya altında kapatabilirler. Bu da işte dediğim gibi dönemsellik ve dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalara yüzünden zikzaklar olabilir. Şimdi sessiz paylaşıyorum. Video kayıt programını çalıştırdığım zaman laptopa yük biniyor. Fan, soğutma fanı çalışmaya başlıyor, ses yapıyor.
Bu sesten dolayı da arkadaşlar bir sorun var olarak kabul ediyorlar. Bir harici mikrofon alıp daha net bir ses düzeniyle videolara devam etmeye çalışacağım. Ama şuna bir öncelikle açıklık getirelim. Yani bu fiyattan alınır mı? Ya bu şimdi bakın arkadaşlar, böyle bir eğitim olarak küçük yatırımcıyı bu kadar net aydınlatıcı olarak bir platform henüz ben rastlamadım. Ben bir ilki yaptığımı düşünüyorum. Ben hisselerin, yani burada kılcal damarlarına giriyoruz. Bir MR'a sokuyoruz. İşletmelerin bilançolarını bir MR'a sokuyoruz. Sığ, yüzeysel değil, en derinlemesine, en ince, en hassas noktalarına kadar gelir tablolarından ve bilançolardan olmayan bazı durumları, ama yine bu kalemlerden aldığımız veriler doğrultusunda görünür hale getirmeye çalışıyorum. Burada alınıp alınmamasına, yatırım yapıp yapılmamasına siz karar vereceksiniz. Yani ben görüyorum, çoğu soruları görmezden geliyorum. Arkadaşlar bu bir kere etik değil. Yani al alma, sat satma. Benim böyle bir misyonum da yok, vizyonum da yok. Şimdi siz orada şirketin bilançosunu finansal verilerin tablo halinde sunduktan sonra hala yatırım yapayım mı yapmayayım mı derken neyi sorguluyorsunuz? Kendinize bir noter mi arıyorsunuz? Yani birileri size al derse alacaksınız, sat derse mi satacaksınız? Arkadaşlar artık küçük yatırımcı kendi kararlarını, ama bilgisi dahilinde, becerisi dahilinde, tecrübesi dahilinde kendisi karar verebilmeli. Zaten amacım o. Yani şimdi bakın, iktisatla, ekonomiyle hiç ilgisi olmayan, evinin ekonomisini idare edemeyen adamlar burada size ekonomi dersi veriyor. Şu kağıdı alacağım da, yok işte şuraya gelecek de. Arkadaşlar yani şimdi bu insanların birikimi nedir, bilgileri nedir, eğitim düzeyleri nedir? Bunu sorguluyor musunuz? Yani paranızın hiç mi kıymeti yok? Hastalandığınız zaman nereye gidiyorsunuz? Diplomalı doktora ve o en iyi doktoru, uzmanına gidiyorsunuz değil mi? Ama burada milyarlara yatırım yapıyorsunuz. Eğitimin düzeyi ne olduğunu bilmediğiniz insanlara soruyorsunuz. Veya onların laflarıyla hareket ediyorsunuz. Ben buradaki amacım artık bu çığırtkanların, bu değnekçilerin, bu soytarıların, maskaraların bu misyonlarına son vermek. Şimdi bilançoyu ben sana bütün çıplaklığıyla, hiçbir yerde bulamayacağın şekilde, tablolar halinde, grafikler halinde, en ince, en hassas noktasına kadar vermişim. Efendime söyleyeyim, o bilanço verisine göre hissenin olması gereken değerini 3 aşağıya 5 yukarıya vermişim ki bunu orada bakın ısrarla altını çiziyorum. Öz kaynak verimliliğiyle piyasa değerine bakın diyorum. Bakın öz kaynak verimliliği eksi de piyasa değeri yüzde bilmem kaç yukarıda. Şimdi niye bilmem kaç puan yukarıda? Öz kaynak verimliliği eksiyken, düşükken niye piyasa değeri? Olması gereken değerinin çok çok üzerinde borsada işlem gördüğünden. Piyasa değerinin, şimdi piyasa değerinin nasıl oluştuğunu bilmiyorsanız, tabi bunu benim size anlatmam çok zor arkadaşlar. Bakın orada fiyat kazanç oranı, piyasa değeri borsanın, işletmenin borsada işlem gördüğü, fiyatlandığı hisse fiyatıyla doğru orantılıdır. Eğer bir işletmenin hissenin fiyatını yukarıya çekerseniz piyasa değeri de artar. Fiyat kazanç oranı da artar.
Ama öz kaynak verimliliğiyle bunun 3 aşağıya 5 yukarıya eşit olması gerekir. Yani aynı paralellikte olması gerekir. Şimdi orada hissenin olması gereken değeriyle ve karşısındaki yüzdeye bakın. Bir de öz kaynak verimliliğinin yüzdesine bakın. Hissenin olması gereken değeriyle aşağı yukarı o oranlar hemen hemen aynı paralellikte. Ama piyasa değeriyle farklılık gösteriyor. Burada neye işaret ediyorum? Arkadaşlar, öz kaynak verimliliğiyle hissenin fiyatlandığı, yani cari fiyatlandığı fiyatı kontrol altına alın. Oranını kontrol altına alın. Birbirine yakın olsunlar diyorum. Şimdi fiyat kazanç oranına bakıyorsunuz değil mi? Hisse senetlerinde. Nesine bakıyorsunuz? Fiyat kazanç oranı yüksek veya fiyat kazanç oranı düşük. Fiyat kazanç oranını yüksek demesi, yüksek çıkması neyi gösteriyor? Hissenin ederi bu ama ben bu kadar katını, bu kadar fazlasına almaya razı olup olmadığını söylüyor sana. Ama her şeyin bir ederi var arkadaşlar. Şimdi bu fiyat, şimdi hisse nominal değerinin altında olması gereken. Öyle bilançolar var ki hisse, atıyorum, hisse adı vermiyor. Hisse borsada cari olarak 50 liradan fiyatlanıyor. 50 liradan alıcısı var, satıcısı var. Ama bakıyorsun hissenin olması gereken fiyatına, o bilançoya göre, yani açıklamış olduğu en son bilançoya göre. Nominal değerinin altında bir değer çıkıyor. Şimdi ya bu nominal değerine gelecek, bu çok pahalı desem kağıt gider 100 liraya. Böyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar, yani siz ederini bilin, alıp almama kararını kendiniz vereceksiniz. Şimdi öyle kağıtlar var ki, öyle hisse senetleri var ki ederinin çok çok altında işlem görüyordu. Ama hiçbir zaman için o ederine erişemedi. Herkes o edere gelecek diye ona yüklenip yatırım yaparken şirketin bilançosu gün geçtikçe kötüleşti. O hissenin o gün işte ederine gidecek dedikleri, aldıkları fiyatın %50'sinden daha aşağıya geldi. Yani bu kağıt eder mi, işte kaç liradan alalım? Böyle bir saçma soru yok arkadaşlar. Ama siz, ben size hak veriyorum. Sizi bu tür sorular sormaya sevk eden bu borsa simsarları. Ben onlara çakal diyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Yani tabirimi maruz görün. Ben onlara borsa çakalları diyorum. Onlar para saymasını bilmiyorlardır, Allah bilir. Onlar paraları, cebilerindeki paraları saymasını bilmiyorlardır. Düzgün parayı istif etmesini bilmiyorlardır. Ama burada millete hisse senedi tavsiyesinde bulunuyorlar. Yani şimdi o hisse senedi tavsiyesinde bulunanların bir eğitim düzeylerini araştırın. Hangi iktisat fakültesinden, hangi işletme fakültesinden, hangi ekonomi fakültesinden mezunlar diye. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bakın her iktisat okumuş olan, her işletme okumuş olan, her ekonomi okumuş olan finansal tablolar analizini iyi yapar anlamı da taşımaz. Yani üniversitede isterse öğretim üyesi olsun, isterse profesör olmuş olsun. Eğer böyle bir finansal tablo analizi konusunda uzmanlık bir ekonomi öğretim görevlisinin veya işte doçentinin, doktorunun, profesörünün böyle bir uzmanlık alanı da oluşmuş olsaydı, üniversitelerdeki bütün öğretim görevlileri, profesörler borsada hepsi alayı köşeyi dönmüş olurlardı.
eğer mantıklı düşünürsek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hiç kimseye ben bunu şu fiyattan alayım mı bilmem. Bu ancak kime sorulur biliyor musunuz? O tahtanın sahibine sorulur. Yani o tahtanın sahibi derken o hisselerin çoğunluğu kimdeyse. Arkadaşlar burada çoğunluk hisselerin fiyatlarını belirlemiyor. Bakın burası nasıl bir şey ben size söyleyeyim. Çok büyük bir sermayeyle, çok büyük bir sermayeli bir savaş filminin çekildiği film setini düşünün. Orada 3-5 tane başrol oyuncuları var. Geri kalan bizler o savaş filmindeki figüranlarız arkadaşlar. Yani bizim borsamızın henüz bir derinliği yok. Burada borsada fiyatları 3-5 kişi belirler. Bizler arkasından onlardan peşinden sürükleniriz. Burada ama şimdi tabii yani o 3-5 kişiyi de karalama olarak söylemiyorum. Onlar bu işe yatırım yapan ve olması gereken yani manipüle edilmediği sürece biz onlara spekülatör diyoruz. Evet borsada spekülatörlerin olması gerekir. Tahtaya yön vermesi gerekir. İşte hayır spekülatörler kötü insanlar değildir. Dünyanın en zeki, en akıllı insanlarıdır. Çünkü paralarına yön veren insanlardır. Paraya, ekonomiye yön veren insanlardır. Dolayısıyla arkadaşlar, bizler, biz figüranlar, yani o savaş filmindeki başrol oyuncularının yardımcı oyuncuları olan figüranlar, onlarla başrol yarışına girmememiz lazım. Ne demek istiyorum? Alacağımız hisse senetleri miktarı tahtanın sahibini rahatsız etmemeli. Yani açgözlü insanları çok sever borsa. Dolayısıyla açgözlülük yapmayacağız arkadaşlar. Yani birdenbire bir haftada, bir ayda, bir senede zengin olmak için eğer giderseniz bir tahtadan 100 milyar liralık, 200 milyar liralık, 50 milyar liralık bir kalemde hisse senedi alırsanız iyot gibi sizi böyle anında tespit ederler. Dolayısıyla iyi bilançolara, iyi şirketlere, köklü şirketlere yani yılların şirketlerine öyle yeni kurulmuş borsaya girmiş 3-5 senelik mazisi olan değil. Uzun yıllardır bu borsada. Bakın arkadaşlar o şirketlerin de çok fazla isimleri zikredilmez. Tamam mı? Yani bu iş reklam kampanya meselesidir. Zaten iyi şirketin reklamı olmaz. Kendini reklam ettirmez. Hisse senedini reklam ettirmez. Firmasını reklam ettirmez. Onun reklama da ihtiyacı yoktur. Mesela şimdi isim zikretmek istemiyorum. Mesela gübre şirketlerinden bahsedeyim. İçlerinde mükemmel olan benim çok beğendiğim 90'lı yıllardan bugüne kadar açıp baktığınızda teknik analiz yapıyorsunuz hepiniz. Geçmişten bugüne kadar grafiğine baktığınızda yatırımcısını hiç üzmemiştir. Performansı, ivmesi hep yukarıyadır. Ve her sene yatırımcısına nakit yüklü miktarda temettü ödemiştir. Sermaye artırımına gitmez arkadaşlar. Daha açık konuşayım. 10 milyar liralık da sermayesi vardır. Bakın bütün sermayesi 10 milyar liradır. Kendine ait limanı vardır. 200 milyar lira ayda kiralayamazsınız o limanı. Yani kira bakın kira bırak sahip olmayı.
200 milyara ben bu limanı ayda kiralayayım deseniz 200 milyara kiralayamazsınız. Ama bu şirket Yıldız Pazarı'nda değildir. Sebep? Sermayesi 10 milyar olduğu için. Niye abi? Adam ne güzel. Az parayla çok iş yapmış. Şimdi büyük sermayeyle küçülmek mi daha başarılı? Küçük sermayeyle büyümek mi daha başarılı? Adam Atatürk gibi ya. Az zamanda çok iş yapmış. Az parayla çok iş yapmış. Ama Yıldız Pazarı'da değil. Böyle de bir garip durumlarımız var. Bunların düzeleceğini umuyorum. Yani bana göre bu işletme ve yönetimi ülkenin ekonomi yönetenleri açısından ödüllendirilmeli. Başarı plaketi verilmeli. Arkadaş sen 10 milyarlık bir sermayeyle yıllar önce bu işletmeyi kurmuşsun. Hiç sermaye artırmamışsın ve yatırımcına her sene nakit yüksek bedelden temettü ediyorsun. Kağıdın parçalanmamış, onun bunun elinde de değil ve borsada yatırımcılar fiyatını belirliyor. Yani böyle ben ancak 3-5 tane bir şirket sayabilirim benim bildiğim. Yani onun bilmediklerimle 20'nin üzerine de çıkmaz. O yüzden arkadaşlar yani şimdi tabii bu kararların alınmasında da bir takım haklı gerekçeler var ama dediğim gibi borsa yatırımcısının araştırması gerekiyor. Araştırması yani şirketleri araştırması gerekiyor. Yani milyarlarını veriyorsun şirketinin nerede, hangi şehirde ne faaliyet yaptığını bilmiyorsan sen ne bileyim el yordamıyla para kazanmaya çalışıyorsun. Bir kazanırsın, iki kazanırsın ama kaybetmeye nihayetinde mahkumsun. Evet arkadaşlar, ben size net, açık finansalları en ince, en hassas noktalarına kadar bütün çıplaklığıyla, gerçekliğiyle size sunuyorum ama hangi fiyattan alınır, hangi fiyattan satılır, ne kadar alınır, ne kadar tutulur bunu bilmem mümkün değil, söylemem de mümkün değil, söyleyemem. Yani bilmediğim bir şeyi söyleyemem. Bunu da söyleyen zaten atıyordur arkadaşlar. Zaten itibar etmeyin, gülün geçin. Ya bunu kim bilir dediğim gibi hissenin büyük çoğunluğunu elinde tutan o tahtanın sahibi dediğimiz kişi bilir. Yani ki öyledir. Kim hissenin en kim şirketin en çok hisselerini elinde tutuyorsa borsada söz sahibi odur. İstediği yere fiyatı çekebilir. Biz ancak ne yaparız? O sağlam gördüğümüz şirketlere yatırım yaparız. Peki arkadaşlar, çok uzattım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Paranızı ve sağlığınıza mukayyet olun.